Motosikletli Çift'ten herkese günaydınlar. Turumuzun 3 değil 4. gündeyiz. En son Safranbolu'ya gelmiştik ve videoyu kapatmayı geçen hafta unutmuştuk. Sohbet muhabbet etmiştik burada. Burada moto dizayna uğradık. Celal'in yanına uğradık. Erkin abi videolarını muhakkak uğrayın demişti. Biz de uğradık ve çok dünya tatlısı bir insanla karşılaştık. Gezginin halinden ancak gezgin anlar dedik. Çok güzel sohbetler ettik ve şimdi de hep birlikte kahvaltı etmeye gidiyoruz. Celil eski bir 640 kullanıcısı. Ben de dedim ki sen motorunu alma, bir yeni 690'ı gör, onunla turla. Zehri salayım istedim. Ben de Emre'nin arkasına geçeceğim. Ondan sonra Safranbolu'yu gezeceğiz. Bu bölümde neler yapacağız? İlk defa izleyenler için ben Bihter, eşim Emre kamera arkasında. Birlikte iki motosiklet geziyoruz ve Batı Karadeniz turundayız. Bugün yağmurlu bir gün. Günlerden cumartesi. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Yağmurda basıp gidebiliriz. Bartın, Kozca, Sasankaya, Amasra'da tarafına. Gitmeye de biliriz. Göreceğiz. Bugün TET rotası yok değil mi? Bugün TET rotası yok. TET olabilir aslında. Baklabostan tarafına geçersek TET'i de yapmış oluruz bir noktasına. Kahvaltı ettikten sonra hava durumuna göre bakacağız. Bizi de sağ olsun Celiler misafir etti. Misafirimiz olun, bizi gezgini bırakmayız dediler sağ olsunlar. Onlara da zaten teşekkür ediyoruz, çok sağ olsunlar, ama buradan da teşekkür etmek istiyorum. Burada görüyorsunuz bir sürü motor var zaten. Onlar da burada bu işi harbiden iyi yapıyorlar. Yani böyle küçük bir yere göre böyle bir motor dükkanı. Vay. Güzel kalple yapıyorlar. Güzel kalple. Bak şu şeyi bağlamadan eldiveni giyiyorsun boynunu hep. Boynunu bağla. Kayıttasın. Baktım. Ne kaçırdım? Dedim ki motorla ilgili tek bir sorun var. Ne dedi? Anahtarlık pomponu dedim. Sana gibi söyledim. Pomponlu anahtarlıklı motor kullandın mı hiç? Şimdi Celil'le birlikte kahvaltıya gideceğiz. Şöyle size burayı da göstermiş olayım. Hatta dükkanın önünü göstereyim size. Şöyle. Gelirsiniz eğer böyle Kavaklar Camii'nin yanında şöyle güzel bir yeri var, böyle ev, Safranbolu evi tarzında. Hemen altında Moto Design satış servisi, yedek parça. Instagram adresleri de var Moto Design diye. Bence takip edin. Adam işte ya, yapıyorum sporu. Enduro'cu adam ya. Diyorum ki Enduro binicisi zaten duruşundan belli ediyor ya. Yakışıyor. Özledin mi? Tadını çıkar. Safranbolu'yu ufak bir gezi yapalım. Tamam. Celil özlemiş 6.90 muhabbetini. Hızlı bir Safranbolu turu yapıyoruz şöyle ara sokaklarda. Çok güzel. Bihter bağırıyor arkadan, çok güzel burası diye. Harbiden çok güzel. Baksana ya, evler falan harika. Sokakları. Gördün mü? Evet, Enduro'cu adam da sinyal eldir arkadaşlar. Bunu da... Bunlar hep şeyden gelen alışkanlıklar. Cross'tan. Şu duyguyu anlatamam size ya. Baksana camiler falan ne güzel. Aşkım burası çok güzelmiş ya. Havaya bak. Keşke video izlerken havanın kokusunu da böyle şey yapabilsek, anladın mı? Şey işte. Onu artık gelip görecekler. O yüzden çekiyoruz zaten. Gelip görsünler buraları diye. Motoru severek sürüyor, farkında mısın? Evet evet, özlemiş belli. İki tane 640 eskitmiş. Evet, iki tane 640 eskitmiş bir adam yani. Şimdi 690'a binince de bir böyle anılarını yad ediyordur şu an muhakkak. İzlerken o da gülümseyecek muhtemelen ama. Güzel yani, ruhu olan bir motosiklet. Keyifli bir motosiklet yani. Takipçimiz Serkan Bey var. Bizi geçen yıldan beri birkaç kez aslında buraya davet etmiş. Bugüne nasip oldu. Dedik ki biz sözümüzü tutarız. Onun eşinin işlettiği bir restorana gidiyoruz. Orada yöresel yemekler varmış. Ev yemekleri de varmış. Gelirseniz eğer muhakkak selamımızı söyleyin. Yemeğinizi yiyin. Yolunuza devam edersiniz.
öpücük atıyorlar. Şimdi başlıyoruz. Kastamonu kanyonların üstüne kuruldu. 7 tane kanyonun üstüne kuruldu. Evlerinden çok doğası ve kanyonları daha meşhur. Ama insanlar sadece evlerini kurmuşlar. Şimdi kanyonun birinin içine giriyoruz. Tamam. Eski Safranbolu'nun 2 tane evi varmış. Safranbolu'nun 2 tane yeri vardı. Kışın rüzgardan etkilenmemek için Safranbolu'da yazın yukarıda bir eser havada bağlar kısmında. Şimdi biz kışlık zemine gidiyoruz. Eski Safranbolu'ya. Tamam. Eski Safranbolu'ya gidiyoruz şimdi. Tamam. Tamam. Kanyonlarıyla meşhur aslında Safranbolu. Kanyonlarımız var. Kanyonun en sonunda. Yukarıdan bakalım dedi. Tamamdır. Evet, Safranbolu diyor ki evleriyle herkes biliyor, evlerini görmeye geliyor ama diyor asıl diyor kanyonlarıyla ünlü diyor Safranbolu diyor. 7 tane de kanyondan geçecekmişiz şimdi. Eski Safranbolu dedikleri kısma gidiyoruz. İçinden geçeceğiz kamyonun, bazılarının üstünden dedi. Biz nerelere geldik aman aman. Baksana sağ tarafa. İnanılmaz burası ya. Çok güzel ya. Yani şöyle bir kanyonun birini gördük çıktık şu an. Ulan lastikler de böyle taşta toprakta tatsız. Ele ele ele. Yine. Artçı olmak çok zor. Artçı olmak çok zor tabii. Dışarıdan kolay görünüp zor olan şeylerden biri. Sana burada Safranbolu evleri solda görünüyor. Motosiklet ile Safranbolu turu işte. Görülebilecek en güzel yerleri şu an dolaşıyoruz motorlarla. Burası ya baksana, yol mu? Burayı bir şey söyleyeyim. Burayı gerçekten hani şeyle gelmesek. Çok güzel baksana şuralara falan. Tam bu açıdan evleri görebiliriz. Tamam. Diğer gözlemliği de hiçbir ev diğerinin önünü, camını, güneşini kesmez dikkat. Aa. Evet ya, hepsi yan yana ama hiçbiri birbirinin güneşini engelleyecek şekilde inşa edilmemişler. Yani özel bir inşa var burada ve muazzam yani Safranbolu evlerini bir de buradan görün, gerçekten muazzam. Yani Safranbolu'yu gezeceğiz demiştik de böyle gezeceğimizi beklemiyorduk. Gerçekten çok güzel şu an. Baksana. Oho! Ya ben de istiyorum. Giyin arkamdan. Üstüme düştün aşkım. Evet. 800 yıllık taş kahve diyor. 800 yıllık. Evet. Safranbolu'nun ismi safranın bol olmasından kaynaklı değil. Asıl işi yapmasını gizlemesinden kaynaklı. Eski dönemlerde Osmanlı'da ve önceki Bizans Selçuklu döneminde Safranbolu dericilikle aşırı önemli. Asıl iş Safranbolu'da dericilikle. Tüm savaş derileri, işte o yayların ipleri, ondan sonra mekanizm, hep tüm dericiler, yemenicilik Safranbolu'da yapılıyormuş. 800 yıllık tabakhane burası. Hani tabakhaneye bir şey mi yetiştiriyoruz? Aynen. Bir ok mu yetiştiriyoruz diye. O köpek dışkısını yetiştirmektir. Köpek tuvaletini yaptığında derideki o zarı en iyi alan köpek dışkısıdır. Asitinin yüksek olmasından kaynaklı. Onun için denir. Safranbolu'nun da bu özelliğini gizlemek için, hani işgal edilmesin, savaş gelmesin, el altından yapılabilsin diye adının o zaman deriyle ilgili bir isim değil de tabak denir. Tabak denir. Ha o yüzden tabak. Safranbolu koymuşlar. Safranı öne çıkartmışlar. Geri planda
Asıl yaptıkları işi gizlemiş Safranbolu'lar. Evet. O konuda mesela hiç mesela Safranlı bir soy ismi olan aile yoktu. Ama Tabaklı bir sürü aile var. Asıl ticareti safran değil, deri iledir. Onu da gizlemek için o şekilde bir yön bulmuşlar. Burası 800 yıllık tabakhanemiz. Şimdi gezi evi oldu. Burada da tabakhanede çalışan, işçilerin çalıştığı lostra karşı, yani havahane. Şimdi ikisi de ayrı işletmedilerdi. Burada da bir deremiz var. Safranbolu Kanyon'un deresi. Kanyon'un sonu burası. Gezdiğimiz Gezi Değirmeni'ydi. Şimdi yukarıya doğru çıka çıka gideceğiz. Harika bilgiler ya. Valla bunları gerçekten kitap yazmaz derler ya. Yani gelip yaşamak lazım, görmek lazım. Yani. Türkiye'nin gezilebilir ilk tabakhanesiymiş bu arada. 800 yıllık tabakhane. Olmadı. Sıkıntı şu an. Artçılı olmaz. Evet. Safranbolu'daki tüm bu tarihi evlerin kapılarının kilitlerini yapan ustalar bu sokakta. Demirciler Çarşısı. Demirciler Çarşısı. Savaş aletlerinin yapıldığı ve burası bir hem ticarethane merkezi gibi hem de bizim meşhur ev kilitlerimizi, ev sokmaklarımızı yapan ustalarımız asıllık. Kuşaktan kuşağı değil mi? Aynen abi. Kaçıncı kuşaktı? Üçüncü kuşaktı arkadaşlar. Üçüncü kuşak, vay be. Buradaki güzel olan şey, evlerimizde iki tane tokmak var. Bir halkalı tokmak. Bir de o büyük tokmaklı nerede? Ondan görebiliyor muyum? Osmanlı döneminde haremlik selamlık olduğundan dolayı kapılarda da bu şekilde iki tane tokmak bulunuyor. Bayanların kullandığı tokmaktır. Bunlar çalındığında biraz daha ince bir ses çıkartır. Bu da erkeklerin kullandığı. Vurduğunuzda daha tok bir ses çıkartır. Kapıya kimin geldiğini anlaşılır. Ona göre bayansa bayan açar, erkekse kadın biraz daha üstün toparlı. Şimdi, bu şekilde. Ben size misafirliğe geldim. Evet. Bu tokmağı kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Bu kapı çalınca misafir odasındayız. Ondan sonra sen kalkıyorsun, gelip kapıyı açıyorsun. Eğer ince bir ses gelirse bayan geldi. Demek bayan gidip bayan açıyor. Haremli selamlı çok şey yapıyorlar. Aynen. Hani bir de eski tarihi evlerde Osmanlı'da ne dolaplar dönüyor esprisi vardır. Evet. Mutfakla salon arası, genelde yemek alanı salon hep eski tarihi evlerde büyüktür. Dönen bir dolap var. Yemeği masadaki en genç alır, masaya koyar. Mutfakta da yemeği en genç alır, o dolaba koyar. Dolap dönüyor. Dönerken kız erkek birbirlerini seviyor ya da hoşlanıyorlarsa, evet, tabağın altında mektup taşınırmış. Orada yemeği koyarken mektubu koyuyor. Erkek yemeği alırken mektubu alıyor. Hani arada bir mesajlaşma var. WhatsApp var. WhatsApp. Nasıl zamanın WhatsApp. Eski zaman WhatsApp. Onun için ne dolaplar dönüyor esprisi oradan geliyor. Kilit mekanizması. Kapı kilididir. Osmanlı kapı kilidi. Şekilde asırlarca çalışırız. Biz evdeki bu kilidi kilitledikten sonra ip bağlama şekli var. Tek düğüm bir yere gittim geleceğim. İki düğüm, ondan sonra biraz duracağım. Cuma'dayım geleceğim. Ondan sonra eğer tam düğüm yaptıysa ondan sonra yazla bağlara gittim, yazın döneceğim. Teşekkür evet. ederiz. Evet. Teşekkür ederiz valla. Evet, çok sağ ol. Evet. Safranbolu Kanyonu'nun üstünde kurulu demiştik ya, birebir camlar. 3 adet peş peşe camimiz var. Aralarında 200-250 metre fark olan bir adet hamamımız var. Hepsi bu kanyonlarla birbirlerine bağlı. Savaş zamanında aslan bir nevi gizli geçirdi.
burası da Bakırcılar Çarşısı. Ya şu an çok premium geziyoruz ya. Saffron Brew Coffee House varmış. Burayı niye Enduro ile gezmelisiniz sorusunun cevabı veya bir Adventure motosiklette gezmelisiniz sorusunun cevabı, ama kesinlikle buraları bir Adventure motosiklette gezin abi. Abi ter arkada. Korkma korkma, rahatız. Sen tutun sadece bana, korkma. İşte Safranbolu ayaklarımızın altında. Ama Kastamonu'nun tarihi Safranbolu'dan çok eski. Kastamonu'da sahip çıkmamışlar konaklara. Oraya da gideceğiz şimdi biz. Buradan sonra Kastamonu'ya gideceğiz. Orada gidilecek yerlerde. Mesela bir İsmail Bey Külliyesi var orada. İsmail Bey Külliyesi. Osmanlı'da, yani daha doğrusu Osmanlı döneminden önce Candaroğlu Beyliği zamanı varmış. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da öz dayısıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi, annesi Kastamonu Taşköprülü. Ya demiş, dayı zorlama beni, orduyla gelmeyeyim, uslu uslu adam ol, ver bana. Benim komutanım ol. Kastamonu savaşsız alınmıştır Osmanlı'ya. Ve Humeros Destanı'nda da geçiyormuş burası tarihi. O kadar eski, evet, yani. Eski. O zaman da yerleşim, evet, varmış. Ve mesela Saat Kulesi vardı. Esprili de bir anısı var. Mısır Kralı'nın hiç erkek çocuğu olmuyor. Hep kız oluyor. Devleti bırakacak bir varis yok. Neyse, en son cariyelerinden birinden erkek çocuk olacağı söyleniyor. Ondan sonra buna diyor, el üstünde bak. O zaman da saatler karşıda gördüğünüz gibi bu kadar büyük. Saat kulesi. Şuradaki saat kulesi, Safranbolu saat kulesi. Savaş döneminde falan 40 deveyle taşınırmış saat o zaman. O kadar. Sarayın bahçesinde Mısır Kralı'nın saati var. Ondan sonra kadıncağız hamile gezerken saat tam da çalıyor. Çan var içinde kocaman. Dong diye çalıyor. Korkuyor, çocuğu düşüyor. Hayda. Kadının kellesini vuruyorlar. Ondan sonra diyor ki, bunu dünyanın öbür ucuna götürün bırakın Mısır Kralı. Yüklüyorlar 40 deveye. Kastamonu'daki için diyor. Safranbolu'daki için. Kastamonu'daki saat kulesi Mısır'dan gelme. Ondan sonra evet, dünyanın öbür ucu, geliyorlar Kastamonu'ya, bırakıyorlar. Onu göreceğiz muhakkak. Kastamonu'daki saat kulesi hikayesini de öğrenmiş olduk. Hani bunun tam bir dayanağı var mıdır, bir kitapta yazıyor mudur bilmiyorum ama ben bir rehber arkadaştan diyerek böyle de bir esprite. Yani dünyanın öbür ucu Kastamonu diyebilir. Buraya gelirseniz muhakkak, evet, Safranbolu evlerini gördük, hadi gezdik deyip bırakmayın arkadaşlar. Burada gördüğünüz az önce muazzam bir tarih var. Muazzam bir doğa var. Muazzam bir doğanın içine kurulu müthiş bir kent var ve bunu anlatan çok güzel bir insanla geziyoruz biz şu an. Şanslısınız. Bizden destek isterlerse, turla gelirlerse, bizim direkt bunun için belediye başkanımızın oluşturduğu bir birim var. Ha, çok yani güzel. Yeri geliyor, ondan sonra rehber eşliğinde Safranbolu için destek bile verebiliyor. Ha, belediye rehber desteği de verebiliyor. Tabii, her türlü. Yani siz yeter ki Safranbolu Belediyesi'ne ulaşın. Hı-hı. Yani bir sorun yok. Belediyemiz Safranbolu'yu tanıtmak için çok ilgili. Tamam, okey. Evet. Evet. Celil bile zorlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu motorda Bihter nasıl zorlanmasın de bak. Geliyorum yardıma. Nasıl keyifli? Verdikçe. Değil mi? İşte o keyif için her şey. Hoş bulduk, selam. Serkan abi ne haber? Sağ olun. Valla beni aç bıraktınız, ben şimdi yumurta yedim. Abi aç bıraktık ama cevabı burada. YouTube'da izlersin niye aç kaldığını. Bir sor neden abi, nasılsın? Hoş bulduk. Bir sor neden abi. Evet.
şunu çıkaralım. Şu an neredeyiz? Bakıyorum, yöresel yemekler. Ne buranın adı? Atiş. Butik restoranttayız. Burada bir kahvaltı yapacağız. Serkan abilerle birlikte. Sonra bir böyle belki Safranbolu'yu şöyle bir ayakla gezeriz yani. Ufaktan yokluyum. Hani teker yapar mı? Dişliyi büyüttüler mi ki? Evet. Bir atlar. Ne diyorsun ya? Sana bir şey diyeyim mi? Bak sen gittin ya orada. Bihter'e dedim ki in arkamdan, ben de yapacağım. Dayanamadım. Ama bak hani yüklenmedim de öyle. Hani dişli oranlarını falan bilmiyorum. Tabii stok stok. Stok diş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Seninle sürmek büyük keyif. Sürüş yapmak isterdim sana. Nasıl döndü gördün mü? Sen de böyle dönebilirsin. Ya hayır, çok iyi. Hani böyle çok akarak gittik ya. Çok hoştu yani sürüş. Çok güzeldi. O zaman sabah yaptınız şöyle bir. Şimdi. Biz şimdi yaptık ha. Muazzam. Şimdi herkes yerken, gömerken doğal çekeceğim. Safranbolu bükmesi. Sonra buranın yöresel sucuğuyla yapılmış bir sucuk tereyağında. Şöyle. Kendi el yapımı olan reçeller farklı farklı. Birazdan ne olduğunu bilmeye çalışırız bence. Nasıl? Keyfin yerinde değil mi? Nasıl yerinde olmasın ya? Sabah çıktık. Safranbolu'yu mis gibi gezdik. Sonra böyle güzel bir yere geldik. Çok güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Atiye Hanım sağ olsun, onun işletmesindeyiz şu an. Getirdiler bizden, çok yiyorlar dersinler. Yani biliyorsunuz arkadaşlar, özellikle kameranın arkasındaki Bihter yemeği çok severdi. Ben daha başlamadım. Kameranın arkasındaki ben onu yerken çekmeyeyim. Artık akıllandın da ben. Artık akıllandım. Seni iyisin. Hadi afiyet olsun. Kahvaltımızı edeceğiz. Biraz da yürüyerek gezeriz belki Safranbolu'ya. Tamam. Çünkü ya gelirseniz böyle Enduro Adventure motosikletle buraları gezmek gerçekten çok keyifliydi. Gelin gezin. Bak burayı da bulun. Göster. Evet. Bak. Zoom yapıyorum şu an. Kocaman bir zoom. Olay bu. Devam. Hayır. Kapat. Mutlaka bir tarafa yatırmam lazım. Bir al bir. Bir al, tutacağım ben de. Bir al. Bitti. Şimdi inmeye çalıştı. Çok arkada ya. Baga gir zaten. Çok arkada. Ha işte olay bu abi, zor hareket. Olan evet. Şu hareket. Zor değil mi? Evet. Sen boyu biliyorsun değil mi? Evet. Sen boyu biliyorsun. Tamam arkadaşlar yeter. Olabı sana atacağım abi. Demek isteyen var mı? Abi sen gelsene. Ama zorunda da kurtarma. Tamam. Dik şimdi bak. Beni mi? Ooo. Nereye? Çok yükseğe. Senin bacak boyun da kısa. Büyük kral atıyor. Beni kurtarır. Beni kurtarır. Helal olsun, yemin ederim helal olsun. Tutuyor, açmadı. Açmadan mı? Açmadı. Sen tutma, açmadan yemeyin. Bilemezsin. Çok yani adam. Evet. Bravo. Adam denge. Ben yapamadım biraz. İşte bir ayaklık problemim var. Şu gördüğünüz olay haricinde her şey yolunda arkadaşlar. Bir tek evet. Bu. Almayı düşünenlerin bilgisini. Abi sen çok başarılıydın ama. Ya bu tecrübe. Tecrübe de diyebiliriz veya beceri de diyebiliriz. Evet kesinlikle denge. Var bu. Beceri. Yapacak bir şey yok. Mütevazı tebrik ediyoruz abici. Evet bir de şöyle bir yöntem var. Tada. The next day. Safranbolu bölümü bitmiyordu. Evet. Evet şu an kayda girdik. Müzeken Motosiklet Kulübü'nün toplantısına geldik. Sesim çok çıkmıyordur ama. Burada videoyu bu kulüple birlikte kapatmak istedik. Abi konuşsana da sinir. Ben öyle arada sessiz sessiz konuşayım diyordum. Bizim her tur yaptığımızda gelemeyen arkadaşlarımız var. Alay komutanımız değil mi? Evet. Şöyle ekibi göstereyim. Ne zaman bir tur yapsak bir nöbetleri var. Başımızın evet. Üstündeler. Evet, başkan anlat abi.
Şimdi senle bugün çok güzel bir sabah rota yaptık. Evet. Safranbolu turu yaptık. Bizi gezdirdin. Keyifli bir vakit geçirdik. Suda dönmemiz gerektiğini söylemedin. Diğer videoda aynen. Senin yüzünden diğer videoda. Yolda kalıyorduk başımıza. Ama olsun değdi. Ama güzellikleri görün diye birazcık da doğaçlama olsun. Yani o zaman şeyde. Safranbolu'ya gelmek isteyen motosiklet severler için neler söylemek istersin diyerek. Ya gazı açıp gelsinler. Gelmeyin. Gerisini biz burada hallederiz. Ne istiyorlar? Bence daha ötesi yoktu abi. Yani. Teşekkür ediyoruz her şey için. Teşekkür ederim. Senin nezdinde tüm ekibe teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Böyle keyifli bir ekipteydik. Şöyle yapalım efendim. Sizlere de teşekkürler. Yani bugün Safranbolu'ya biz de bu akşamla beraber veda ediyoruz. Arkada Soner Sarıkabadayı ile beraber. Fahri Müzeker motosiklet üyelerimiz artık. Aynen artık Fahri üyesi olduk. Onur üyesi olduk Müzeker motosiklet evet. Kulübü'nün. Biz hayatın fırsat verdiği ilk fırsatta, ilk anda tekrar burayı ziyaret edeceğiz. Sizlere de öneriyoruz. Dedi ki gelin bizi bulun, gerisine karışmayın. Bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Safranbolu'da kalın. Gelin kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Öyle değil. Sonra sıra kapatayı böyle. Evet. Oh, that's so good.